Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere karamel şerbetli enfes bir sütlü tatlı tarifim var. Gördüğünüzde hemen yapmak isteyeceğiniz, lezzetine hayran kalacağınız enfes bir tatlı diyebilirim. Ben lezzetine hayran kaldım arkadaşlar. Tarifimi sizlerle de paylaşmak istedim. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Tatlımı yapmak için öncelikle kekimi hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. İçerisine 1 çay bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Güzel bir kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi de yumurta ve şekerin iyi bir şekilde çırpılmasıdır arkadaşlar. Yumurta ve şekeri çırparken içerisindeki şekerlerin tamamen erimesine dikkat edelim. İçerisindeki şekerler tamamen eridikten sonra bu şekilde kremamsı bir kıvama geliyor. İçerisine yarım çay bardağı kadar da ılık suyumu ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Ilık su eklediğinizde içerisindeki şekerler tamamen eriyor arkadaşlar. Hem de kekinizin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Bir miktar da ılık suyu ekledikten sonra çırptım. İçerisine bir paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı unumu da içerisine eleyerek ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüm, herkesin evinde bulunan standart su bardaklarından 200 mililitrelik bir su bardağı. Unumu ekledikten sonra çırpıcımın en kısık ayarında çırpıyorum arkadaşlar. Çünkü yumurtamızın havasını kaçırmamamız gerekiyor. Güzel bir şekilde kabarması için yumurtanın havasını kaçırmadan yavaş bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. İsterseniz spatula da karıştırabilirsiniz. Bu şekilde 28 santim 18 santimlik bir borcam kullandım. Dikdörtgen bir borcam. Güzel bir şekilde her yerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurumu içerisine döküyorum. Zaten kendiliğinden her yerine eşit miktarda yayılıyor. Tezgah birkaç kez vurup hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda fırınımın alt üst ayarında ikinci rafında yaklaşık 30 dakika içerisinde pişirdim arkadaşlar. Kürdan testi yaparak kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu arada kekimi koyar koymaz hemen şerbetini hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1,5 su bardağı şekerimi aldım. Ocağıma alıyorum ve ocağımda karamelize ediyorum arkadaşlar. Şekerim erinceye kadar hiçbir şekilde dokunmuyorum. Kaşık sürmedim, spatula sürmedim. Bu şekilde erimesini bekledim. Eridikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Bu arada şekerimi karamelize ederken ocağımın en kısık ayarını kullandım. En kısık ayarda karamelize ettim arkadaşlar. Karamelize olduktan sonra içerisine 2,5 su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Sıcak su eklememin sebebi de normalde karamelize şerbet yaparken herkes soğuk su ekliyor. Ama soğuk su eklediğinizde şeker yeniden donuyor ve tekrar çözülmesini bekliyoruz. Ben bu yüzden sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Sıcak su eklediğinizde şeker donmuyor ve güzel bir şekilde erimiş oluyor. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp ocağımdan aldım. Şerbetimin ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Yaklaşık 8 dakika bekledim. Aynı şekilde kekimin de ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Yaklaşık 5 dakika bekledim arkadaşlar. Kekimi 5 dakika beklettim ve ilk sıcaklığının çıkmasını sağladım. Zaten şerbetimi de 7-8 dakika bekletmiştim. Şerbetimle kekimi artık buluşturuyorum arkadaşlar. Şerbetimi döküyorum ve şerbetin çekmesini bekliyorum. Kekiniz fırından çıkar çıkmaz şerbetinizi dökerseniz hamur olur arkadaşlar. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Sadece 5 dakika beklemeniz yeterli kek için. Şerbette zaten kekiniz 5 dakika beklerken 7-8 dakika beklemiş oluyor. Daha sonra şerbetini kekinize dökebilirsiniz. Kekimin yaklaşık yarım saat kadar şerbetini çekmesini bekledim. Daha sonra muhallebisini hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişastamı koyuyorum. 1 su bardağı şekerimi de alıp kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda
Piştikten sonra daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum ve ocağımda kaynayıp kavruluncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ocağımda 1-2 dakika daha tutup koyulaşmasını bekliyorum. Daha sonra ocağımdan alıyorum, içerisine bir paket şekerli vanilyamı ekliyorum. Bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar da tereyağımı içerisine ekleyip erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi artık muhallebimi de hazırladım. Artık karamel şerbetli kekimin üzerine muhallebimi döküyorum. Muhallebim biraz fazla geldi arkadaşlar. Yaklaşık bir kase kadar arttı. Tamamını dökmedim. Tatlımın artık soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra buzdolabımda 1 saat kadar dinlendirdim. Daha sonra çıkartıp üzerini süslüyorum. Bunun için Hindistan cevizi kullandım. Her yerine güzel bir şekilde Hindistan cevizi serpiyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi serpmeden de sade çekliyle servis edebilirsiniz. Hindistan cevizimi serptikten sonra dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 12 dilim olacak şekilde tatlımı dilimliyorum. Ben dilimlerimi biraz büyük tuttum arkadaşlar. İsterseniz daha küçük dilimler de yapabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde bir kalıbınız yoksa da farklı borcamlarda ya da farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben tatlımı dilimlerken sizler de tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kişiye erişebilmemiz için oldukça önemli. Yorum kısmında beni nereden takip ettiğinizde yazabilirsiniz. Tatlımın üzerini süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Daha önce de söylediğim gibi dilediğiniz şekilde tatlınızı süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı tozu ile tatlımı da süsledikten sonra bir dilim alıp sizlere nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten görüntüsüne ve lezzetine hayran bırakacak bir tatlı diyebilirim. Bu tatlıyı gördüğünüzde sizler de kesinlikle denemek isteyeceksiniz. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kıvamı var. Hem lezzetli hem de kolay bir tatlı. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.